organizasyon gerçekleştirdik. Bugün aramızda bulunan çoğunuz o gün bizleri orada yalnız bırakmadı. Mehmet Akif Ersoy da Ersoy Kültür Merkezi'nde 1500 kişilik salonda gerçekten önemli bir organizasyona imza attığımızı düşünüyorum. En önemli yanı da her STK'dan hemen hemen temsilci o gün oradaydı. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız, konuyla ilgili pek çok kişi, Suçi İmam'ın torunları aramızdaydı. Bugün de İstiklal'in adı 12 Şubat Çalıştay'ını düzenliyoruz. Bu Çalıştay'da çok geniş bir katılımı amaçlamadık. Asıl hedefimiz 12 Şubat'la ilgili çalışma yapan, 12 Şubat'la ilgili düşüncesi olan, fikirleri olan siz değerli dostlarımızı buraya davet etmekti. Sağ olun, bizi kırmayarak buraya kadar teşrif ettiniz. Burada özellikle bugün biliyorsunuz Savunma Bakanımız Maraş'ta olduğu için şu mikrofonu kapatalım isterseniz. Savunma Bakanımız Kahramanmaraş'ta olduğu için Sayın Milletvekillerimiz de teşrif edeceklerdi. Ancak son anda biliyorsunuz hafta içerisinde belirlenen program değişikliği nedeniyle katılamadılar. Bu noktada bugün yapacağımız Çalıştay'da 12 Şubat ilimizin en önemli kültürel etkinlik olarak. İkincisi, dünyada bununla ilgili pek çok örnek bulunmakta. Pek çok ilde, pek çok dünyanın pek çok yerinde bu tür organizasyonlar çok daha büyük, çok daha geniş, çok daha evrensel boyutta kutlanabilmekte. Geçtiğimiz haftalarda bir köşe yazısı kalem almıştım. Az önce Nuri Bey, Gömlekçi Nuri olarak biliyorsunuz. Ben bu şekilde hitap edeyim. Nuri Bey bahset de o yazıdan da bahsedecek misiniz dedi. Mesela Köln'de 1814 yılından beri yaklaşık 200 yılda Fransızların şehri terk edişi etkinliklerle kutlanmakta. 11. ayın 11'inde saat 11:11 geçe başlamakta bu etkinlikler. Çok ilginçtir. Türk Hava Yolları o gün Köln'e sefer düzenliyor. Türkiye'den gidenler var. Benim giden arkadaşlarım da oldu. Almanya'da yaşayan dostlarınız varsa sorduğunuz onlar da size konuyla ilgili 1,5 milyon kişiye yakın insan o gün Köln'de buluşmakta. Tıpkı bizdeki gibi yerel kıyafetlerle, kendilerine ait kıyafetlerle yaklaşık 4-5 gün süren bir festival diyorlar ama biz şey bayram diye adlandırıyoruz kendi kültürümüzde. Festival havasında bu etkinlikler kutlanmakta. 1,5 milyon insan Köln'ü o gün bu etkinliklere izlemek ve katılabilmek için katılmakta. 12 Şubat'ın Türkiye'de başka bir emsali yok. Tarihi yönünü pek çok defa anlattığım için kültürel açıdan da baktığımızda 12 Şubat benzeri bir başka etkinlikle karşılaşamıyorsunuz. Belki Kırkpınar'da geleneksel olduğu için, binlerce yıldır devam ettiği için. Ancak biz Kahramanmaraş olarak bugüne kadar layıkıyla ifade edemediğimizden genel bazdaki geleneksel kutlamalarımız büyük bir şenlik havasında devam ederken bunu her zaman böyle bir eksikliğinizi sizler de müşahede ediyorsunuzdur. Biraz kendimizi ifade etmekte zorlanan bir şehiriz. Kahramanmaraş olarak pek çok olayda. İnşallah bugün sizlere aramızda muhtarlarımızla bu konuyla ilgili bireysel olarak çalışan arkadaşlarımızla Suçi İmam Anma Derneği gibi derneklerimizin temsilcileri var. Sivil toplum kuruluşlarından, eğitimcilerden, yazarlardan, turizmle ilgilenen hem akademik olarak ilgilenen kardeşlerimiz var. Merkezde ilçe mesela Elbistanlar Derneği aramızda. İlçelerde bu 12 Şubat'la ilgili neler yapılabilir? Tarihçi hocalarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Çalıştayımızda biz konuşmayacağız dedik. Yeterince sözü uzattım zaten. Bizim yapacağımız şey sizlerin görüşlerini alıp arkadaşlarımız masalarda 6-7'şer kişi mevcut. Öncelikle sizler 12 Şubat'ta neler düşünüyorsunuz? Bunları öğrenci kardeşlerimiz bir yazılı hale getirecekler. Sizlerle birlikte tartışılacak her masada. Hangi konularda tartışma yapacağız? 12 Şubat'ın basında yer alması, 12 Şubat ruhunun korunması, geleneksel halinin korunması, 12 Şubat'la ilgili çalışma yapan STK'ların ve muhtarların, mahallelerdeki çetelerin organizasyonu, 12 Şubat'ın eğitimde yer alması, 12 Şubat'ın turizm potansiyeli, 12 Şubat'ın tarihsel olarak ele alınışı, yani zaman zaman tahrifata, yanlış bilgiye dayanan, bilimsel yönden araştırılmaya muhtaç olduğunu düşündüğüm bir konu. 12 Şubat'ın edebiyat, sanat, sinema ya da tiyatro ile ilgili neler yapılıyor? O konular
Ve 12 Şubat genç kardeşlerimiz var burada, üniversite öğrencisi. Pek çoğu da il dışından Maraş'ta bulunmakta. Gençlerin gözünden 12 Şubat'ın değerlendirilmesi başlıklarında 12 Şubat'ı sizlerin değerlendirip saat 3'e kadar hep birlikte bir sohbet havasında, mesela Uzun Oluk Dergisi'ni çıkartan Abdülrezzak kardeşimiz burada. Yıllardır, 25 yıl oldu değil mi Abdülrezzak? 24 yıldır Uzun Oluk Dergisi'yle 12 Şubat'a ayrı bir renk katıyorlar. Edik Dergisi vardı, bu sene çıkmadı diye biliyorum. 50 yıldan fazla bir süredir devam eden Edik Dergisi hepinizin arşivinde olduğunu düşündüm. Bu sene çıkmadı ama çoğumuzun ruhu bile duymadı. Yani bu konuda neler yapabiliriz? İşte basında bu konuyla ilgili çalışanlar neler yaşıyorlar? Bunları hep birlikte inşallah masalarda konuşup daha sonra tekrar bir araya bu şekilde gelip çıkan sonuçları hızlıca tartışarak sizlerin de fikirlerini alarak son bir halini vereceğiz. Sayın Doçent Doktor Mustafa Taşlıyan hocamız işletme bölümünden biraz önce arada çocuğu rahatsız olduğu için Antep'teydi. Saat 3 gibi gelecekler, 3-3.30 gibi. Sonra da burada çıkan sonuçları bir analize tabi tutup, raporlandırıp ilgili mercilere, sayın milletvekillerimize, belediye başkanımıza, İçişleri Bakanlığı'na, Başbakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı'na, daha önce biliyorsunuz 15 bin imzamız vardı, 140 sivil toplum kuruluşundan 12 Şubat'ın ülke genelinde daha öne çıkartılarak bir kanun teklifi hazırlamıştık. Onunla birlikte biz götürüp 12 Şubat konusuna daha önceden dikkat çekmek. Hani 12 Şubat'ı geçirdikten sonra eleştirmek değil de 12 Şubat olmadan önce Kahramanmaraş olarak bu konuyla ilgili sizlerin düşüncelerini yetkili yerlere aktarmak amacıyla bu çalışmayı düzenledik. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Şöyle sorusu olan var mı? Burada genel olarak sizlerin sorularını alayım tekrar. Katkı sağlamak isteyen, sorusu olan. Eğer yoksa masalarımızda konularımız var. Onlara hep birlikte oturup mikrofonla değil de daha bir samimi ortamda, sohbet ortamında sorularınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi başlıklar altında, temel başlıklar altında değerlendirmenizi isteyeceğim. 12 Şubat'ın basında yer almasıyla ilgili özellikle basın mensubu arkadaşlar, Hacı Ali Bey, sizleri orada düşündük biz. Eğer uygunsa sizi en baştaki masaya alalım. Orada basınla ilgili Oğuz Hocam, sizler, Mesut Bey. Yani bir Mesut Bey siz de alalım. Çünkü sizlerin de görüşlerini alacağız. Manşet gazetesi olarak. Her yıl 12 Şubat özelinde ek çıkartıyorsunuz. Basınla ilgili birinci masada.